dışında yine dikkat çeken bir başlık. İyi Parti seçim kampanyası hazırladı. Seçim kampanyasının İstanbul'daki billboardlarında Ekrem İmamoğlu ile Sayın Akşener'in Saraçhane mitingindeki afişleri yer aldı. Bu da dikkat çekti. Acaba yine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı potada mı değil mi? Biliyorum kimileriniz sıkıldı artık bu sorulardan. Ama afişlere bakacağız. İyi Parti 7 farklı sloganla bir kampanya hazırlıyor. Nedir o sloganlar? Onları da paylaşacağız sizlerle. Bir başka dikkat çeken siyasi gündemde Ali Babacan'ın ceket çıkarması oldu. Kendisi Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Deva'nın Türkiye'si etkinliğinde Cumhurbaşkanı Babacan sloganları atılırken şöyle bir ceketini çıkardı, bir şeyler söyledi. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun da şu İstanbul seçimlerinden sonra bizim gençliğimiz var konuşmasında ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvaması bir siyasi sembol haline gelmişti. Ali Babacan'la İmamoğlu arasında her ikisinin de futbol üzerinden adaylık açıklamaları yapması da editörümüz Gizem'le dikkatimizi çekti. Doğrusu size anlatacağım, birazdan üstüne yorumlayacağız. Çünkü Babacan bu hafta altılı masa beni aday gösterirse rahatlıkla kazanırım açıklaması yapmıştı. Peki altılı masanın Sayın Babacan'a aday göstermesi olasılığı var mı? İyi olur mu? Bunları da konuşacağız. Şöyle bakıyorum, seçim tarihi hala tartışılıyor. CHP'de 14 Mayıs bekliyor gibi görünüyor. Yine başka başlıklar da var. Saatimiz yettiğince hepsini konuşacağız. Hemen bir bu altılı masadaki son tartışmalarla başlayalım. Zira orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar da yine dikkat çekiciydi. Erdoğan dediğim gibi eleştirdi. Ne dedi? Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini hepiniz görüyorsunuz. Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış. Hepsi bakanlık alacakmış. Böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalettir. Ülke nasıl yönetilir bilmiyorlar. Biz 20 yıl bu ülkeyi yönettik. Bunların anayasadan da haberi yok. Daha seçim mi kazandın, cumhurbaşkanı mı seçtin? Onca toplantı yaptılar, ortaya hiçbir şey koyamadılar. Üçüncü sınıf sokak tiyatroları dışında gençlerin ilgisini çekecek hiçbir adım atamadılar. Yurt dışından bu şunları bunları getiriyorlar, Merkel'in danışmanıymış falan. Bu ülkeye milli yöneticiler lazım diyerek CHP'nin ekonomi programına da atıf yaptı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geçmeden Sayın Erdoğan'ın sözlerini değerlendirerek başlayalım. Sıcağı sıcağına Serkan Özcan'a da döneyim. Serkan Bey, Sayın Davutoğlu bir açıklama yaptı. Üstüne başka açıklamalar da yaptı ama altı liderin olası seçim kazanması durumunda nasıl bir yönetime katkı vereceği konusundaki açıklamaları epeyce bir tartışıldı. Önce Sayın Erdoğan'ın eleştirisini sorayım size. Diyor ki hepsi başbakan olacakmış, hepsi bakanlık alacakmış. Böyle memleket mi idare edilir? Ne dersiniz? Herkese hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Şimdi şu sürecin içerisinde Türkiye'nin demokrasi kalitesinin ne kadar düştüğü konusunda bir şüphem hiç yoktu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladığından bu yana. Ama siyasetin ve özellikle de iktidar siyasetçilerinin dışında bazı kesimlerde de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu kadar tek adamcı yönetimin sindirildiğini ben açıkçası düşünmüyordum. Bazı kesimlerden kastınız kimler? Şimdi bu birincisi iktidara yakın bir kesim bunu yaptı. Onları anlayabilirim. O siyaset. Yani doğal olarak karşınızdaki insanlarla siyaseti bu şekilde yapabilirsiniz. Ama sadece iktidar değil, muhalefete yakın düşünür, yazar, çizer kesimlerden de belli şeyler geldi. Bu açıdan kendi fikrimi söylüyorum burada. Büyük hayal kırıklığı yaşadım. Yani Türkiye ne zaman tek adamcılığın demokrasi olduğuna inanmaya başladı yani? Ne zamandan beri ortak akıl, istişare, uzlaşma, iyi yönetişim vesayet oldu? Açıkçası bu kadar hala bir kitlenin ve etkili olan insanların bu söyleme geleceğini düşünmemiştim. Şimdi Kübra Hanım, bugün madem bu konu üzerine tartışacağız, ben bu konudan sonra da hiç sizin programınızda bulunmadım. Evet. Ben müsaadenizle bir şey hatırlatarak başlamak istiyorum. Biz neden altılı masa diye bir yapı kurduk? Bizi birleştiren şey ne? Yani iktidarın söylediği gibi bunlar Tayyip Erdoğan düşmanı. Bunlar AK Parti düşmanı. Defalarca söyledim burada, böyle bir derdimiz yok. Ve derdimizi de çok açık söyledik.
Dedik ki bizim şöyle bir sıkıntımız var. Bu ülke estek köstek de olsa, yarım yamalak da olsa, kötü de olsa, eksikleri de olsa bir demokrasiyle yönetilen, parlamenter sistemle yönetilen, çoğulculuğa bir miktar ön açan bir sistemi vardı. Yetersizdi, kötüydü, aksaktı. Ama biz bunu aldık, tek kişinin iki dudağının arasına sıkıştırdık. Bu altılı masayı bir araya getiren tam olarak budur. Ve ürettiğimiz bütün metinlerde maalesef, üzülerek söylüyorum, sayısız metin üretildi. Bunların detayları hiçbir zaman aday kadar konuşulmadı. Ve ben her seferinde söyledim, o metinleri okuyanlar bu açıklamaların hiçbirisinin sürpriz olmadığını görürdü. O metinlerin hepsi uzlaşıya dayanıyordu. Kurumsal reform raporumuz da uzlaşıya dayanıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem raporumuz da uzlaşıya dayanıyor. Sizin üzerine köşe yazısı yazdığınız anayasa değişikliği önerisi raporumuz da ortak akla, uzlaşıya, istişareye dayanıyor. Yani burada bu partilerin liderlerinin, kadrolarının eşit bir biçimde fikirlerini ortaya döktüğünü biz içinde yaşayarak biliyoruz ama kamuoyuyla paylaştığımız raporların hepsinin içinde bu çok net bir biçimde var. Şimdi birdenbire şeyi de anlıyorum. Yani iktidar tarafını da anlıyorum tekrar dediğim gibi. Şu anda iktidar tarafının Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmamak için hangi fırsat olursa kullanacağına eminim. Şimdi, bununla bir problem yok. Sizin dediğiniz muhalefet çevrelerinden Sayın Davutoğlu'na mesafeli yaklaşan, eleştirel yaklaşan açıklamalar. Bu sadece Sayın Davutoğlu olmadı bu arada da. Yani bu altılı masanın eşit imza yetkisi, başkan yardımcılığı artı bakanlık sözleri bir haftadır konuşuluyor. Evet, evet. Ve bu benim gözlemlediğim kadarıyla sadece iktidar çevrelerinden değil, muhalefet çevrelerinden de eleştirel ya da şüpheyle yaklaşılan bir şey oldu. Evet. Ve bunun aslında temelinde de şu iki tartışma yatıyor. Belki diğer açıklamalara da biraz bakalım. Bu oy oranları meselesi tartışması yatıyor. Yani yeni kurulan partilerin ne kadar oy alacağını bilmiyoruz. Ama Saadet Partisi'nin örneğin ya da Demokrat Parti'nin tabiri caizse, yani size yeni kurulan partiler diyoruz, onlara küçük partiler diyoruz. Çünkü oy oranları belli. Bu oy oranlarına rağmen %50 artı 1 almış bir cumhurbaşkanı, örneğin %1'lik bir partinin genel başkanıyla eşit imza yetkisine sahip olabilir mi diye son derece aslında demokrasi açısından bir yetki tartışması tartışılıyor. Şimdi biraz açıklamaları bunu da okuyayım, sonra soruları, yani araya açıklamaları da girelim. Şimdi ne oldu sevgili izleyiciler? Sayın Davutoğlu önceki gün aslında bir meydan okudu. Bir nevi altılı masaya ya da bazı işte Serkan Özcan'ın eleştirdiği çevrelere. Dedi ki masadan ayrılalım biz o zaman. Neden bunu söyledi? İmzadan kastım, hani bir eşit imza demişti ya, imzadan kastım Cumhurbaşkanlığı kabinesi aynı Bakanlar Kurulu gibi karar alırken kurumsal aklı harekete geçirecek, Cumhurbaşkanı üzerinde bir vesayet oluşturacak anlamına gelmez bu demişti. Daha biz yeni partiyiz, oy oranımız çıktığında görürsünüz, bırakalım siyaseti. Yani daha biz yeni partiyiz, bize hep oy oranı üzerinden bize parmak sallıyorlar demek istiyor Sayın Davutoğlu. Oy oranımız çıksın görürsünüz diyor. Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, şunun oy oranı bu desin. Mesela biz de çıkalım masadan madem o zaman biz dedi. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız bakalım diyerek bir nevi meydan okudu. Dün tepkim altılı masaya değildi. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu tepki altılı masa liderlerine değil, bu iktidarın yaptığı manipülasyonu yayan çevrelere verdim dedi. Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp altılı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin isteyenlere karşı söyledim ben bunları dedi. Şimdi bu sözlere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir yorum geldi. Dedi ki evet kriz çıkar, doğru dedi. Yani ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? Diyor ki eğer Sayın Davutoğlu'na soruyorlar, biraz cümleler düşük ama tam anlamanızı sağlayacağım sevgili izleyiciler. Ya birisi çıkıp size dese ki sizin oyunuz kaç, siz konuşmayın. Yani bunun gibi bir şey söylese Sayın Davutoğlu'na. Size bir hak verilmesin ya da buna bize benzer bir şey söyleseler o zaman kriz çıkar diyor Davutoğlu. Doğru, yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana diyebilir misiniz? Senin oyun kaç arkadaş? Sen neden bu kadar konuşuyorsun? Diyerek Sayın Davutoğlu'na destek verdi. Açık ve net sorayım.
Seçimden sonra senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun derler mi demezler mi birbirlerine? Hiç bilemem. Böyle bir negatif senaryo üzerinden de bir cevap vermem. Çünkü ondan ben onu sonra... oyun kadar konuş demezler mi diye. Şöyle çünkü iş şuna dönüyor. İnsanlar bu programların bazen tamamını izliyorlar. Birçok insan var, ben biliyorum izlendiğini. Ama önemli miktarda insan da 20 saniyelik videolar üzerinden kanaat bildiriyorlar. O yüzden ne negatif sorulara ne de negatif cevaplara bence yönelelim. Çok basit, daha basit bir şey söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Bir ortaklık var, bir ortaklık hukuku var. Bu ortaklığın nasıl işleyeceğine dair bundan 6 ay önce ortaya konulmuş ilkeler ve hedefler var. Şimdi onlar kamuoyuna açıklanmış olanlar. Bir de açıklanmamış geçiş süreci yol haritası var. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanımızın nasıl bir yetki paylaşımı yapılacağına dair 6 parti liderinin mutabakatı var. Bu mutabakatı hazırlayan 6 partide hukukçular ve siyaset bilimciler var. Yani bu konuşmaların hiçbirisi, ortada bir mutabakat yokken, bu insanlar kendi aralarında bunları konuşmamışken falan ortaya çıkmış değil. Çok basit bir şey söylüyoruz. Zannediyorum. Burada bir benim anlayamadığım bir şey var. Çok özür dilerim sizi kestiğim için ama şimdi birazdan Ahat Bey'e de soracağım. Geçen hafta konuk ettiğim iki farklı İYİ Parti üyesi, önemli isimlerdi. Bir de Ahat Bey'di. Bu konu altılı masada konuşulmadı. Tamam. Yani şöyle, şimdi şunu da söyleyeyim. Partilerde bu işleri yapan, Ahat Hocam da bunu gayet iyi bilir. Farklı farklı komisyonlar var. Şu anda işleyen bir süreç var. Her partinin temsilci verdiği komisyonlarımız var. Mesela şu anda ortak metin, hükümet programı diye bilinen kamuoyundaki metni çalışan 6 kişilik bir ekip var. Benzer bir biçimde bu geçiş süreci yol haritasını çalışmış olan 6 kişilik bir ekip var. Tıpkı anayasa değişikliği önerilerini hazırlayan 6 kişilik bir ekip var. Şimdi bunlar doğrudan genel başkanlarla bu süreci yürütüyorlar. Ve ben Gelecek Partisi sözcüsüyüm ve partinin sözcüsü olarak doğal olarak bir miktar daha fazla bilgiye sahip olmam normaldir. Böyle bir metin var. Zaten nitekim bazı liderler de bu metnin önemli ölçüde bittiğini, burada bir mutabakat sağlandığını falan söyler. Ben bu metni bildiğim için bunu büyük bir rahatlıkla söylüyorum. Şimdi asıl olan şudur. Bugün Türkiye'de iktidar tarafından sırf siyaset yapmak için demokrasiye vesayet adı konulmuştur. Önce bunu anlayalım. Eşit imza meselesiyle ilgili olarak aslında çok nazik bir biçimde, nezaketli bir biçimde hem Sayın Genel Başkanımızın hem de diğer liderlerin bunların stratejik konular olduğu, 30 Ocak'ta yayınlanacak olan geçiş süreci yol haritası metninde bu konuların tek tek söyleneceği, orada nasıl bir kabine sisteminin kurulacağına dair bilgilerin oluşacağı, asıl ilkelerin nasıl konulacağına dair bilgilerin olduğunu Sayın Genel Başkanlar çeşitli vesilelerle zaten söylediler. Yani bu mesele soralım. Sayın Davutoğlu'nun yani, fikri değildir Kübra Hanım. Önce onu oraya gelelim. Bu konu Cumhurbaşkanı yardımcıları her lider Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak artı her partiye oyuna bakılmaksızın bir de bakanlık verilecek. Bu altılı masada mutabakata varılmış ve oradan hareketle Sayın Davutoğlu. Evet, hemen onu da söyleyeyim. Mutabakat meselesi benim siyasette gördüğüm ve 3 senelik tecrübenin de bana söylediği şey, bir şey imzalandığında bunun adına mutabakat demek lazım. Yalnız 5 Ocak'ta bizim ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıda açıkçası bu metin önemli ölçüde kabul gördü. Ayrıca 5 Ocak'ta da değil. Hatırlayacaksınız, 5 Ocak'tan önce ev sahibi genel başkan biliyorsunuz partilere ziyaretlerde bulunuyor. Tamam. Geçen sefer ne oldu? Sayın Davutoğlu 2 kez yaptı bu ziyaretleri. Bütün liderlerle. Peki. 2 defa yaptı. Normalde bir kere gidiliyor. Mesela bu hafta Sayın Akşener ziyaret edecek Gelecek Partisi'ni. Şimdi o 2 defa tur atılmasının sebebi bu geçiş süreci yol haritası metniyle ilgili olarak diğer genel başkanlarla meselenin uyumlaştırılması. Şimdi ben şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Özellikle kamuoyunda ben işin en art niyetli tarafının olduğunu düşünüyorum. İster iktidardan ister muhalefetten olsun. Neyi paylaşıyorsunuz? Yok bakanlıklar, yok Cumhurbaşkanı yardımcıları falan filan. Bak şimdi herkesin şunu anlaması lazım Kübra Hanım. Bu kısmı özellikle lütfen toplumdaki bütün vatandaşlarımız nötr bir biçimde dinlesinler. Biz neyi paylaşacağız? 157 milyar dolar kamu özel işbirliği taahhüdünü mü paylaşacağız? Biz neyi paylaşacağız? 900 milyardan 4 trilyona çıkmış kamu borcunu mu paylaşacağız? Biz neyi paylaşacağız? %85'e çıkmış Zimbabwe, Lübnan düzeyine gelmiş enflasyonu mu paylaşacağız? Ne paylaşması ya? Ne miras var ki ne paylaşalım? Ne kaldı ki neyi paylaşalım? Bu öyle bir söyleniyor burada ki. Burada paylaşılan şey aslında
parasaldan ziyade %50 artı bir ben size paylaşılan almış şeyin oyun ne olduğunu söyleyeyim. Paylaşımından hareketli ben yetki kullanır. Ben size paylaşılanın ne olduğunu söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de 6 liderin hiçbir şeye bakmadan ve vatansever bir ruhla paylaştıkları tek şey var, o da sorumluluk. O da yük, o da borç, o da bu hukuksuzluk, o da bu kanunsuzluk. Biz bunu paylaşıyoruz. Bu memleketi içine girdiği cendereden çıkarmak için bir ortaklık yapmayı paylaşıyoruz. Sorumu öyle bakanlık paylaşmak, şey paylaşmak falan yani değil mesele yani. Başkan yardımcıları ve bakanlık meselesi bu liderler turunda mı gündeme geldi? Zaten açıkça söylendi. Bu bazı genel başkanlar tarafından da söylendi. Bu önümüzdeki şeyde İYİ Parti'de gerçekleşecek olan, çünkü şu anda İYİ Parti'ye geçti ev sahipliği. İYİ Parti'de gerçekleşecek olan toplantıdan sonra zaten 30 Ocak'ta bir geçiş süreci yol haritası görülecek. Ama sorun şuysa, bu konuşuldu mu? Evet, bu konuşulmuş maddelerden bir tanesi. Şu da konuşulmuştu mesela. Liderler kabinede yer almasın. Bu opsiyon bazı liderlerin ya da bazı partilerin önerisi olarak gelmişti. Ama bugün itibariyle benim bildiğim, eğer yeni bir değişiklik yoksa, çünkü Sayın Akşener'in de dediğim gibi ziyaretleri olacak bu hafta. Belki ondan sonra bu konuda kanaat değişir ama bugün itibariyle benim elimdeki bilgi, benim bildiğim şey, daha önceden liderler milletvekili olarak mecliste bulunsunlar, parti gruplarının başında bulunsunlar, kabinede yer almasınlar fikri yerine, ki o fikir de ortaya konulmuştu. Şu anda daha yakın olan fikir, liderlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede bulunmalar. Peki.